Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerikan ordusu ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarında sadece Aralık ayı içinde Irak ve Suriye'de 2500 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Ordu sözcüsü Albay Steve Warren, örgütün bu saldırılar karşısında Irak ve Suriye'de büyük ölçüde kontrol kaybettiğini vurguladı. Ancak IŞİD'in Ramadi'de direnişini sürdüğünü de kaydetti. Albay Warren, terörle mücadele birliklerinin örgütü kentin içinden tamamen temizleyip batıya doğru püskürtmeyi başardığını, ancak IŞİD'in yola döşenen bomba, makineli tüfek ve uzun namlulu silahlarla direnmeyi sürdürdüğünü söyledi. Koalisyon hava saldırılarının devam etmesiyle Ramadi'nin IŞİD varlığından kurtarılacağını da sözlerine ekledi sözcü Steve Warren. Irak ordusu yeniden Ramadi'ye girdiğinde sivillerin IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığı ve daha sonra idam edildiğini gözlemlediğini kaydetti. Warren, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce Ramadilinin Irak ordusunun yardımına muhtaç durumda olduğunu da sözlerine ekledi. Irak güvenlik güçleri Ramadi'de mahsur kalan ve IŞİD militanları tarafından kalkan olarak kullanılan sivilleri tahliye etmeye başladı. Haber kaynakları çatışmaların hala sürdüğünü, kentte yüzlerce IŞİD militanının saklanmaya devam ettiğini bildiriyor. İnsani yardım kuruluşları patlayıcıların sokaklara yayıldığını, kentten kaçan sivillerin üzerlerindeki kıyafetlerinden başka hiçbir şeyleri olmadığını söylüyor. Aileler bombardıman ve çarpaz ateşin arasından kaçmaya başardı. BM Mülteciler Dairesi'nin Skype aracılığıyla Bağdat'tan aktardıklarına göre kentte büyük tahribat var. Ramadi'den yeni çıkanlar kaçmanın çok zor olduğunu söylüyor. Keskin nişancılar ateş açmayı sürdürüyor. Güvenlik kaygıları çok yoğun. Kaçanlar IŞİD kontrolü altındaki 8 ayın çok zor geçtiğini söylüyor. Anbar bölgesinde güvenlik ortadan kalktığında hayat sanki sona erdi. Hayattasınız, yaşıyorsunuz deseler bile durum böyle değildi. Ölüm her yerdeydi. Kan revan içindeki insanlar etrafımızdaydı. Bizi kurtardığınız için size minnettarız. Irak güçleri Ramadi'den kaçmaya çalışan IŞİD militanlarının sivilleri kalkan olarak kullandığını bildiriyor. IŞİD tarafından kalkan olarak kullanılan 52 aileyi özgürlüklerine kavuşturduk. Onlara ilk yardım sağladık ve gıda yardımı yaptık. Bu aileleri şimdi güvenli noktalara sevk ediyoruz. Kurtarılan ailelerin hiçbir şeyi yok. İnsani yardım örgütleri ailelerin imdadına yetişmeye çalışıyor. Kendinizi bu insanların yerine koyun. Çoğu şu anda son derece zor şartlarda kaçmaya çalışıyor. Üzerlerindeki kıyafetlerden ve taşıyabildikleri kişisel eşyalardan başka hiçbir şeyleri yok. Bu nedenle ilk önce temel ihtiyaçlarını gidermeye odaklanıyoruz. Sokaklar bombalarla dolu. Su ve elektrik ise son derece yetersiz. Çatışmalar henüz sona ermediği için bu mültecilerin evlerine ne zaman dönecekleri ise belli değil. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Temsilciliği tarafından düzenlenen Seçimler Sonrası Türk Dış Politikası başlıklı konferansta ana konuşmacıydı. Konuşma öncesinde Amerika Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı ile ayrı ayrı görüştü Şimşek ve SETA konferansına katılanlara Türkiye'nin ekonomik alanda yapmayı planladığı reformları anlattı. Toplantıyı Amerika'nın Sesinden Melek Çağlar izledi. Melek, Mehmet Şimşek'in konuşmasında öne çıkan başlıklar nelerdi? Evet Mehtap, senin de belirttiğin gibi Mehmet Şimşek konuşmasında Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yapacağı reformların üzerinde durdu ve bunu neden yapması gerektiği üzerindeki konuşmasıyla başladı buna. Şimşek, Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın bu dönemden sonra yükselen faiz politikaları izleyeceğini ve bu nedenle de güçlü bir dolarla karşı karşıya kalacağımızı ve emtia fiyatlarındaki düşüşü hatırlatarak önümüzde zor günler var. Çünkü son bir yıl içerisinde gelişmekte olan ülkelerden çıkan para miktarı yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Türkiye için bu miktar 1 milyara yakın düzeydeydi. Böyle önümüzdeki dönemde zor günlerin olduğu bir dönemde Türkiye'nin ve gelişmekte olan ülkelerin yapması gerekenler reformlardır dedi. Çünkü Başbakan Yardımcısı Şimşek gelişmekte olan ülkelerin modasının bir anlamda yeni Fed faiz politikalarıyla geçtiğini kaydetti. Peki Türkiye'nin yapacağı
reformlar neler olacak? Başbakan yardımcısı konuşmasında bunu da açıkladı ve aslında 3 kapsamlı bir şeyden bahsetti, plandan bahsetti. Bunlardan bir tanesi yapısal reformlardı. Diğeri istikrarlı makro politikalar, bir diğeri de Avrupa Birliği üyeliği. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Avrupa Birliği üyeliğinin aslında Türkiye için ne kadar önemli olduğunu ve Avrupa Birliği'ne üye olunmasa da Avrupa Birliği'ne üyelik süreci çerçevesinde zaten alınan mesafenin, kat edilen yolun Türkiye için önemli olacağını söyledi. Şimşek ayrıca yönümüz ne doğu, ne kuzey, ne güney, bizim yönümüz Avrupa Birliği'dir dedi. Şimşek ayrıca önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yılda yapmayı planladığımız reformların yaklaşık %60'ını bile yapsak Türkiye orta gelir tuzağından kurtulur dedi. Şimşek'in konuşması sırasında başlık olarak verdiği reformların başında şeffaflık konusu geliyordu. Şeffaflık ve yolsuzlukların önlenmesi konusunda bir tasarı hazırlandığını ve önümüzdeki dönemde bu tasarının kısa süre içerisinde meclise sunulacağından bahsetti. Yine bir diğer reform da istihdam konusundaydı. İstihdam piyasasında yapılacak reformları anlattı. Bunlardan bir tanesi örneğin işten atılma sırasında alınan tazminatlardaki değişiklik, tam zamanlı ya da yarı zamanlı işlerde ve bununla ilgili uygulamalardaki değişiklikti. Bir diğer konu da ticaret konusunda ve ticarette özellikle konunun davaya dönüşmesi durumunda ihtisaslaşmış yeni ticari mahkemeler kurulacağını söyledi ve özellikle Türkiye'ye mahkeme dışında anlaşma yoluyla çözüm yolunu getirmek istediklerini, bu anlamda İstanbul'un bu ticari mahkemelerin merkezi olacağını söyledi. Ayrıca Şimşek reformlar çerçevesinde yapılacak bir diğer uygulamanın da ticaret yapmayı kolaylaştırmak üzere yeni reformlar ve özellikle de bürokrasiyi azaltacak reformlar yapmak olduğunu söyledi. Söylediğim gibi işimiz zor dedi Şimşek. İşimiz zor ama önümüzde bir yol haritamız var ve biz bu yol haritamıza göre Türkiye'yi içinde bulunduğu konjonktürde en iyi şekilde yönlendireceğiz tanımlaması yaptı. Şimşek'e ayrıca bu SETA toplantısı sırasında katılımcılardan sorular da yöneltildi. Sorulan sorulardan bir tanesi de Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlardı. Bu yaptırımların Türk ekonomisine fazla bir etkisi olmayacağını söyledi. Şu ana kadar yaşanan kayıplar yaklaşık 3 milyar dedi ve Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 800 milyar olduğuna dikkat çekerek bunun aslında çok da büyük bir rakam olmadığının altını çizdi. Yine İsrail'le normalleşme konusu da kendisine soruldu ve Şimşek, İsrail'le normalleşme konusunda ilerleme sağlandığını ve herkesin böyle bir ilerlemeden fayda sağlayacağını belirtti. Aynı soru yine İran çerçevesinde soruldu ve Şimşek, İran'ın uluslararası topluma kazandırılmasının hem Türkiye'ye hem de uluslararası topluma yararı olacağını söyledi. Teşekkürler Melek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in temasları ve Washington'dan verdiği mesajları Melek Çağlar aktardı. Suudi Arabistan'da yaşayan Şii din adamı Şeyh El Nimr'in Suudi yetkililerce infazının ardından İran'da Suudi Arabistan Büyükelçilik ve Konsolosluğunun basılıp tahrip edilmesi hem İran-Suudi Arabistan ilişkilerini gerdi hem de bölgede yaşanan sorunların çözümünü daha da çıkmaza soktu. 30 yıl boyunca Washington Post gazetesinde yazan ve analistlik yapan Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Thomas Lipman, İran-Suudi Arabistan ilişkileri ve Suudi Arabistan İran'ın bölgedeki rolünü Amerika'nın sesine değerlendirdi. Orta Doğu ve Suudi Arabistan hakkında birçok kitabı bulunan Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Lipman, iki ülke ilişkilerinin tarih boyunca iyi olmadığını ancak son olaylarla gerilimin daha da arttığını söyledi. Lipman'a göre teröristlerin üzerine gittiklerini söyleyen Suudi yetkililerin infazın ne sonuç doğuracağını daha iyi tahmin etmeleri gerekirdi. The question that you ask is about the timing. Burada zamanlama çok önemli. Şeyh Nimr aslında yıllar önce tutuklandı ve idam cezası verildi. Peki neden şimdi infaz edildi? Buna verebileceğim somut bir cevabım yok. Ancak Suudilerin onlarca insanı El-Kaide gibi terörist gruplara destek vermekten öyle ya da böyle zaten infaz edeceklerini biliyordum.
Bazı Suudi yetkililerin de söylediği gibi Suudiler Sünni, Şii veya Budist olduğuna bakmaksızın bütün teröristleri infaz ettiklerini söylüyor. Açıkçası Suudiler şehirlerinin infaz edilmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini biliyorlardı ve bütün dünyada onlara bunu söylemişti. Ancak görülüyor ki Suudiler infazın bu riske değer olduğuna karar verdi. Yıllardır dünya genelinde cihatçı gruplara destek veren Suudi Arabistan, neden şimdi IŞİD veya El-Kaide gibi terör örgütlerine karşı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor? Bu konuda ne kadar samimi? Amerika da Afganistan'da aynı insanları destekledi. Suudi Arabistan'daki liberalleşme eğilimi 1979'da cihatçı bir grubun Mekke'de bir camiyi ele geçirdiğinde son buldu. Camiyi ele geçiren cihatçılar, Suudileri kendi benimsedikleri İslam anlayışını tüm dünyaya yayarak kendi kimliklerini güçlendirmeye davet ediyordu. Selefilerin ve Selefi olmayan ancak aynı ideolojik ortamda büyüyen cihatçı grupların İslam anlayışında ideolojik olarak pek bir fark yok. Bu Amerika için Eylül 2011 saldırılarına kadar herhangi bir sorun teşkil etmedi. Ve Suudiler de bu durumdan 2003'te El-Kaide'nin ayaklanmasına ve Riyad'da bomba patlamasına kadar rahatsız olmuyorlardı. Suudiler de yavaş yavaş aslında bir canavar yarattıklarını fark etmeye başladılar. Ve IŞİD veya El-Kaide adı altında bölgeyi kasıp kavuran bu canavar şimdi onlara da zarar vermeye başladı. Aralarındaki tek fark Suudiler artık bu grupların El-Suud rejimine direkt tehdit oluşturduğunu görmeye başlaması. Suudi yetkililer bu konuda Amerika'nın yanında olmalarının kendileri için daha faydalı olacağının farkına vardı. Bir süredir Suudiler özellikle Amerika ve İngiltere ile sıkı bir işbirliğine girdi. Hatta aynı soru İngiltere Başbakanı Cameron'a bir televizyon röportajında soruldu. Cameron da bu soruya İngiltere'nin Suudi Arabistan'la işbirliği içinde olduğunu ve Suudilerin İngiltere ile istihbarat paylaşımında bulunduğunu söyledi. Amerika'nın Suudi Arabistan'a bakış açısı, Suudilerin de teröristlerin hedefinde olduğu ve Suudilerle yapılacak işbirliğinin bu sorunun çözümüne zarardan çok fayda sağlayacağı yönünde. İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimde uluslararası toplum hangi tarafa destek veriyor? Şimdi yapılması gerekenler sizce neler sorularına Lipman şöyle cevap verdi. Ben Suudi Arabistan'ın İran'a çok iyi bir koz verdiğini düşünüyorum. Şehinlerimin infaz edilmesi herkesi zaten şok etti. İnfazın tepki toplayacağını ve işleri karıştıracağını biliyorlardı. Ancak bu durumda İranlıların da yapması gereken olayları izleyip Suudi Arabistan'ın resmi binalarını korumak olmalıydı. Bence İran böylelikle Suudi Arabistan'a bir yılbaşı hediyesi vermiş oldu. Bu saldırılar bütün dünyaya İran'ın da iyi olmadığını hatırlattı. İran provokasyona yol açmak, İstemediğini gösterip suçun Suudilerde kalmasını sağlayabilirdi. Ancak şimdi kimse ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Ben iki tarafı da suçluyorum. İnfaz çok gereksizdi. Ancak İranlılar da verdikleri tepkiyi dizginleyemedi ve yapıcı olamadılar. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Thomas Lipman, bölgesel güç olan iki ülkenin arasının bu denli açılmasının bölge sorunlarını iyice zora sokacağı görüşünde. Lipman'a göre uluslararası toplumun tansiyonu düşürmek üzere derhal devreye girmesi gerekiyor. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.